II. Mahmud'un torunu olan Mehmet Reşat, 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre 3. oğluydu. Çocukluğu padişah olan babasının yanında geçti. Eğitimine fazla önem verilmedi. Babası ve amcasının saltanat yıllarında özgür ve rahat bir yaşam sürdü. Abi 2. Abdülhamit döneminde veliahtlık yapmasına rağmen Dolmabahçe Sarayı'nın veliahtlık dairesinde kapalı bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Seyrek olarak Balmumcu çiftliğine gitmesine izin verilmekteydi. Ama başkalarıyla görüşmesi ve İstanbul'da gezinmesi kesinlikle yasaklanmıştı. Söylenenlere göre gözlerinin mavi olduğundan dolayı Mehmet Reşat'ın kendine nazar değdireceğinden korkan abisi Sultan II. Abdülhamit onunla karşı karşıya görüşmekten kaçınırmış. Tabii bu ne kadar doğru, o da tartışılır tabii. 5. Mehmet'in Fars edebiyatına, Mevlevilik konularına ve özellikle Mesnevi'ye karşı yakın bir ilgisi vardı. Halk arasında güler yüzü ve sıcak bakışıyla sempati toplamıştı. Tahta nasıl ve neden çıktı gibi soruların cevapları içinse zaman çizgisini biraz geriye almamız gerekiyor. 19. yüzyılın sonunda gizli bir örgüt kuruldu. Bu örgütü 1889'da Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu bunalımdan kurtulması için Kanuni Esasi'nin yeniden yürürlüğe konmasını isteyen genç öğrenciler oluşturuyordu. Daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak bu örgüt, aynı devirde kurulmuş irili ufaklı diğer pek çok örgütle birleşerek Osmanlı coğrafyasının en güçlü teşkilatı haline geldi. Bu öğrencileri bir araya getiren, devletin içinde bulunduğu bunalım ve 2. Abdülhamit yönetimine duyulan hoşnutsuzluktu. Kurtuluş için acilen Meşruti yönetiminin kurulması, Abdülhamit yönetiminin yıkılması gerektiği düşüncesindeki gençler, bu konuda propaganda yapmak üzere pek çok yerde örgütlendiler. Önceki videolarda bahsettiğim gibi, bu örgüt tarafından yıllar içerisinde 2. Abdülhamit'e çeşitli darbe girişimleri, cemiyete yönelik sürgünler, detaylarına bu videoda girmiyorum, pek çok tutuklamalar gibi yönetimi zor durumda bırakacak olaylar gelişti. Yönetimde zaten işler kötü giderken, devletin bir de iç karışıklıklara dayanacak pek de hali yoktu. Sonuç olarak tüm bu durumlar sonucu isteklerini kabul ettiren bu cemiyet, çetecilik yoluyla yönetimi ele geçiren ilk hareket olarak tarihe geçti. 24 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti doğrudan hükümet kurmaya kalkışmadı. Hükümetleri dışarıdan kontrol etmeyi tercih etti. 1908 tarihinde Selanik'te toplanan gizli kongrede cemiyetin siyasi fırkaya dönüşmesine karar verildi. Bir süre hem cemiyet hem de fırka, yani parti olarak anıldı. Zaten Mebusan Meclisi'nde seçilmiş olan üyelerin büyük çoğunluğu cemiyet tarafından desteklenen kişilerdi. 1908 tarihinde Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde yeni bir siyasal yapılanma ve yeni bir zihniyet yapısının yanı sıra bu yeni zihniyetten de rahatsızlık duyan bir kesim ortaya çıkmıştı. Gerek sivil toplumlarda gerekse ordu içinde artan kutuplaşma ve gerginlikler kaçınılmaz olan iç karışıklık ortamını doğurdu. Nisan 1909'da cemiyete muhalif gazeteci Hasan Fehmi Bey'in Galata Köprüsü üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylar, cemiyet iktidarına karşı 31 Mart vakası olarak bilinen ayaklanmaya yol açtı. Her devrimin karşı devrimini doğuracağı tezini adeta kanıtlayan olaylar 13 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart vakası olarak nitelendirilen ayaklanmayı doğurmuştu. Rumi takvimle 31 Mart gününe denk geldiği için 31 Mart vakası olarak adlandırıldı. Sultan II. Abdülhamit'in kendi beyanına göre kardeş kanı dökülmemesi için isyana müdahale edilmesine izin verilmemesi üzerine Selanik'teki devrimciler bir ordu toplayarak başkenti yürümeye başladılar. Ordunun çekirdeği Selanik'teki devrime sadık kalarak 3. Ordu birliklerinden oluşmaktaydı. Bunun yanı sıra Balkanlardaki Türk milis kuvvetleri de orduda görev almıştır. Ordunun başkumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa'ydı. Kurmay başkanlığını ise kol ağası Mustafa Kemal Bey yapmaktaydı.
Selanik'ten gelen hareket ordusu isyanı bastırdı ve beklenenin aksine cemiyet eskisinden daha güçlü bir şekilde iktidara yerleşti. 31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen 2. Abdülhamit bu şekilde tahttan indirildi. Yerine getirilen 5. Mehmet Reşat, iktidarın elinde bir kukla olmaktan ileri gidemedi. Ağustos 1909'da yapılan kanuni esasi değişikliğiyle siyasi güç meclisin tek eline alındı. 31 Mart olayı ardından 1909'da 65 yaşında olan Veliaht Reşat Efendi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteğiyle tahta çıkarıldı. Saltanat adı olarak asıl adı olan Reşat değil, Mehmet adının kullanılması kararlaştırıldı. Bu isim değişikliği Sami Paşa önerisiyle yapıldı. Gerekçesi ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul ordusuyla girişi ile İttihatçıların gönderdiği hareket ordusunun İstanbul'a gelişi arasında bir bağlantı kurmak olduğu söylenmiştir. 5. Mehmet, Osmanlı padişahları arasında tahta çıkan en yaşlı padişahtır. Mayıs 1909'da 2. Abdülhamit'in son hükümet başkanı olan Ahmet Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin zorlamalarıyla istifa edince, yeni hükümet Hüseyin Hilmi Paşa altına kuruldu. 5. Mehmet, Sultan 2. Abdülhamit'in padişahlığı sırasında hapis hayatı yaşadığı için devlet işlerinde pek de tecrübe edinememişti ve yaşı da 65'i geçmişti. Çevresine karşı çok iyi davranan sultan, kimi zamanlar bir padişahtan beklenmeyecek kadar da alçak gönüllü ve yumuşak huylu bir insandı. Bu nedenlerle padişahlığı sırasında devlet yönetimi daha çok İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın elinde kaldı. Bu liderlerin yeni padişahı çok sevdiklerinden dolayı onun adına çeşitli jestler yaptılar. Piyasaya onun adını taşıyan Reşat altını sürüldü. Birçok İstanbul semtine, Anadolu'daki kasaba ve köylere Reşadiye adı verildi. 2. Abdülhamit'in uzun saltanat yıllarında İstanbul'un sokaklarında padişahın görünmemesinden dolayı yeni padişahın şehir içinde arabayla seyahat etmesi ve herkesi güler bir yüzle selamlaması yadırganmakla beraber İstanbul halkı arasında heyecan yarattı. 5. Mehmet'in ilk saltanat günlerinde suçluların ve özellikle 31 Mart olayıyla ilişkili İttihat ve Terakki Partisi karşıtı olan siyasal suçluların kent meydanlarında asılmalarına onay vermeyeceğini üyelerine ısrarla bildirmesine rağmen sonunda iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ısrarlarına karşı gelemeyip bunlara onay verdi. Bu süreçler içerisinde sadrazamlık makamı sürekli el değiştirmiş, istifalar ardı ardına gelmiştir. Tabii ki Osmanlı'nın bu iç karışıklıkları aç kurt gibi bekleyen yabancı devletlerin iştahını kabarttı. Bunlardan biri de İtalya'ydı. Siyasi birliğini sağlamakta diğer Avrupa ülkelerine göre geç kalan İtalya, sömürgecilik yarışına katılarak Kuzey Afrika'da Osmanlılara ait olan Trablusgarp'ı ele geçirmek istedi. Avrupalı devletlerin de desteğini alan İtalya, Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum vererek Trablusgarp'ın kendisine bırakılmasını istedi. İtalyanların bu isteği reddedilince Trablusgarp ve Bingazi işgal edildi. Trablusgarp Savaşı'nı aslında başka bir videoda ele alabilirim. Özellikle de Yüzbaşı Mustafa Kemal'in gizli Trablusgarp görevini. Her neyse, konuya dönecek olursak, Osmanlı Devleti tarihinin en kötü dönemlerini geçiriyordu. Bundan nasibini alan talihsiz padişah, Osmanlı yönetiminde kukla olmaktan öteye gidemedi. İttihat ve Terakki tarafından şeklen tahta oturulmuş, alabildiğine dezenformasyonla dünyadan habersiz hale getirilmişti. Ne alınan kararlara bir çift laf etmiş, ne de kötü olaylar karşısında sert bir tepki göstermiştir. En büyük korkusu tahttan indirilmektir ki bu yüzden de devletin hiçbir işine karışmamış, her şeyi iddiatçılara bırakmıştır. Mehmet Reşat'ın talihsiz saltanatı yalnızca 9 yıl sürdü ve 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.